Yurt Vizyon ekibi kameralarını şimdi de UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan ve tarihin nefes aldığı kent olarak bilinen İzmir'in Bergama ilçesine çeviriyor. Birçok medeniyete başkentlik yapmış olan Bergama, yerel yönetimlerin çalışmalarıyla bu tarihi özelliklerini gün yüzüne çıkarmaya devam ediyor. Bizler de bu tarihi kent için yapılan çalışmaları yerinde öğrenmek için mikrofonlarımızı Bergama Belediye Başkanı Hakan Koçlu'ya uzatıyoruz. Sevgili izleyiciler, şu anda İzmir'in, aslında bölgenin en tarihi kenti Bergama'dayız. Bergama Belediye Başkanımız Sayın Hakan Koçlu Bey ile beraberiz ve çok tarihi bir alandayız. Tarih ta 3000 yıl öncesine, Bizanslara kadar giden bir bölgedeyiz, değil mi Sayın Başkanım? Evet, hoş geldiniz. Hoş geldik. Bergama, tabii tarihin nefes aldığı şehir diyoruz biz buraya ve tarihin tam ortasındayız. Şu anda Antik Selinus kanalının kenarındayız. Burası birçok medeniyete ev sahipliği yapmış önemli bir kent. Efendim, peki ne köprüsünün önündeyiz ve burası neden Bergama için önemli arz ediyor? Evet, burası şu anda bulunduğumuz köprünün yanı Tabak Köprü dediğimiz köprü ve tarihi tonozların da bulunduğu bölgedeyiz. Antik Selinus kanalının kenarı ve bu alanın özelliği, tabii ki tüm medeniyetler bu nehrin kenarında kurulmuş ve Akropol'ün eteğindeyiz. Akropol, şehir surlarının kurulduğu ve medeniyetin, eski Bergama krallığının kurulmuş olduğu büyük bir yerleşke. İçinde birçok değerli eseri barındırıyor. Burada Osmanlı Camisi'nden tutun Selçuklu Camisi'ne, eski Helenistik dönem eserlerine kadar hepsini bulabiliriz. Üzerinde 4 tane tarihi köprünün bulunduğu önemli bölge. Göreve geldiğimiz Mart 2019 ayından bu tarafa Antik Selinus kanalının projesi üzerinde çalışıyoruz. Önümüzdeki günlerde inşallah iş teslimi yapılacak ve burası yapıldığı anda hem çevreye çok büyük bir katkı sağlayacak, hem de Bergama turizminin geleceği noktasında da çok önemli bir proje olacak. Göreve geldikten sonra projelerini bir bir hayata geçirdiklerini belirten Başkan Hakan Koçlu, belediye olarak yaptıkları çalışmalar hakkında şu bilgileri veriyor. Birçok sözümüz vardı, vaadimiz vardı ve bunların birçoğu başladı. Öncelikle tabii ki Bergama'da bir sosyal konut projesi, TOKİ vasıtasıyla başlayan önemli bir proje. Biz gelir gelmez bunu hızlandırdık. Geçtiğimiz yıl hak kuralları çekildi ve bu sene de TOKİ inşaatı başladı. Bergama'mıza hayırlı olsun. Aynı zamanda bir üniversite şehri Bergama. Hem Ege Üniversitesi'nin hem de 9 Eylül Üniversitesi'nin yüksek okulları var. Tabii öğrencilerimizin burada barınma sorunları vardı ve KYK eliyle, inşallah Gençlik ve Spor Bakanlığımızın da desteğiyle burada 500 kişilik bir öğrenci yurdunun temellerini geçtiğimiz günlerde attık. Bu da başlamış oldu. Tabii Bergama'nın merkezini ilgilendiren önemli bir projemiz vardı. Bizim Millet Bahçesi projesi. Stadyumun olduğu yere çok güzel bir Millet Bahçesi projesi geliştirdik. O da tamamlanmak üzere. İnşallah önümüzdeki günlerde biz bu projeyi de hayata geçireceğiz. Bergama'nın şu an içinden geçen transit araçlar, kamyonlar, tırlar, ağır vasıtalar gerçekten ağır bir yük oluşturuyor. Bunun için de Aralık ayında bir ihalesi yapıldı. Yine Karayolları Bölge Müdürlüğümüz tarafından ve iş başladı. Çevre yolunda önümüzdeki sene tamamlayıp Bergama'nın içindeki trafiği de hem güvenilir hem de bir rahat bir hale kavuşturmuş olacağız. Yine Bergama'da doğalgaz çalışmaları, şu anda bir şantiyeye çevirdik biz Bergama'yı. Tabii doğalgazı Bergama hak ediyordu. Şu anda şehir içinde yaklaşık 38 kilometre doğalgaz döşendi. Bu yıl 80 kilometreye kadar hedefimiz var. Restorasyon çalışmalarına büyük önem verdiklerini belirten Başkan Hakan Koçlu, yapılan bu çalışmalarla birlikte Bergama'nın turizminin daha da canlanacağını dile getiriyor. Bu sokak üzerinde çok çocukluk anılarımız var. Burası rahmetli dedemin evi. Şu anda bir turistik işletme olarak hizmet veriyor yine misafirlerimize. O yüzden bu sokağın önemi tabii bizde çok büyük. Tarihin ne kadar eskiye dayanıyor? Şöyle söyleyeyim, burası 3000 yıllık bir yer, yerleşim yeri. Her medeniyet eski medeniyetin üzerine kurulmuş. Ta eski Helenistik dönemden, Roma'dan, Bizans'tan, Osmanlı'dan her medeniyet bu medeniyet aksı üzerine kurulmuş ve yaşamış durumda. O yüzden biz diyoruz tarihin nefes aldığı şehir. Yine tarihi Akropol'ün eteğinde, tarihi Kale Mahallesi'ndeyiz. Burası domuz alanı mevki diye geçer. Burada sosyal tesisler var. İnsanlar yine gelip burada restoranda, kafeteryada hem yiyip içip hem de dinlenebilirler. Ve bu sokaklarda sokak sağlıklaştırması projelerimiz var. Onlar şu an arkadaşlarımız harıl harıl çalışıyor. Hepsini restore ederek gelen misafirlerimizin hizmetini açmak istiyoruz.